Merhaba Medyascope TV izleyenleri. Alternatif Ekonomi programıyla karşınızdayız. Bugünkü programımızda dünya çapında bilinirlik sağlamış, başarı sağlamış bir gıda projesiyle beraber konuşacağız. Bu programımızda bize Fazla Gıda'nın kurucu ortak ve CEO'su Olcay Silahlı eşlik edecek. Olcay Bey şu anda Skype hattımızın diğer ucunda. Olcay Bey merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Olcay Bey. Öncelikle şöyle bir soru soralım. Bu bir gıda projesi ve başlangıcın nasıl oldu? Hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı? Nasıl bir ihtiyaç zemininde doğdu? Bunu biraz bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Aslında gıda atığı, gıda israfı konusu benim çocukluğumdan beri hayatımda olan, farkında olduğum bir konuydu. Daha sonra işte üniversitenin akabinde başladığım iş hayatında da çalıştığım kurumdaki gıda atığı farkındalığı konusunda kampanyada çalışmam konusu aslında beni tekrardan konunun içerisine çekti. Akabinde yurt dışında çeşitli organizasyonlarda ve çalıştaylarda, zirvelerde yer aldım. Özellikle sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik temalı çalışmalar. Bunlardan One Young Girl zirvesi Dublin'de gerçekleşen aslında fazla gıdanın kurulmasında en önemli etkenlerden birisi oldu diyebilirim. Bu zirveye gittiğimiz zaman 30 yaş altında dünyanın her yerinden katılmışlar. Kendi ülkelerinde yaptıkları sürdürülebilirlik ve daha gelecek adına, dünya adına yaptıkları projeleri, inisiyatiflerini anlatıyorlardı. Ben de tabii çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve çalıştığım kurumlardaki yaptığım işlerle gittim. Fakat orada şunu fark ettim. Türkiye'den bizden başka gelen, biz birkaç kişi olarak gittik. Bizden başka gelip kendi yaptığı projeyi anlatan, sıfırdan bir şey kuran ve bir değişim yaratan aslında örnek yoktu. Bu beni biraz üzdü. Bir yandan da ilk olarak bu zirvede Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu 2030'da kalkınma hedefleriyle tanıştım. Bunlarla tanışmam, iklim değişikliğine mücadele, açlıklar son gibi etkilerle tanışmam aslında ya ben aslında bir daha sorumluluk diyorum. Bu konuda ne yapabilirim diye beni ilk düşünmeye iten nokta oldu. Akabinde ben bu zirvenin ardından Avrupa'da One Young World koordinatörlüğünü üstlendim bir sene boyunca. Avrupa ülkelerindeki katılımcılarla beraber. Bu koordinatörlüğün akabinde bir sonraki zirve olan Tayland zirvesine gittim yine burslu olarak. Ve burada tekrar fark ettim ki Türkiye'den yine kendisi bir proje yapıp gelen yok. Burada dünyanın her yerinden gelen gençler bir şeyler yapmış. Bu beni biraz dediğim gibi üzdü ve aslında ondan sonra kesin kararla böyle bir projeye başlayıp Türkiye'den de bir örnek çıkarma isteğim oluştu. Akabinde döndüm yaklaşık 1,5-2 sene kadar aslında gıda atığı konusunda ne yapabilirim? Yani gıda atığı sorunu var ama bu işin pratikte çözümü nedir? Ne yapılabilir? Bunlara okul çağ gereği de bu işin kalbinde teknolojinin olması gerektiğini düşünüyordum. Aslında temel olarak hem teknolojiyi kullanarak sosyal bir iş yapma hem de gençlere örnek olma misyonuyla fazlaca hareket edip biz yolumuza başladık diyebilirim. Olcay Bey, peki Türkiye'deki atık oranları nedir? Yani bu konuda sizi özellikle buraya sevk eden, bu konuda bilgi verebilir misiniz? Aslında şöyle, dünyada baktığımız zaman çok net. Dünyada insan tüketim için üretilen gıdanın %30-%40'ı çöp oluyor. Bunun tabii ki bir atık ve fethi yayılıyor. Bunun büyük bir kısmı tarlada, lojistikte, üretimde oluşuyor. Toplam dünyadaki istatistiklere baktığımız zaman atığın yaklaşık yarısı ev dışında, yani evimize girmeden önce üretimden, yarısı da elimize girdikten sonra oluşuyor. Tabii ki burada ülkelerin gelişmişlik seviyesi, ülkelerin kültürel özellikleri sebebiyle yüzdeler arasında farklılıklar olabiliyor. Yani bir Avrupa Birliği çalışmasına göre örneğin der ki toplam atığın %5'i perakende konuşur. Fakat bu oran Türkiye'de daha farklı. Ya da ev içinde, Avrupa'da en büyük atık ev içinde olur. Türkiye'de bu ev içindeki atık daha az, ev dışındaki atık daha fazla gibi farklılıklar var. Fakat yüzler inanılmaz da oynamıyor için aslı. Dediğim gibi Türkiye'de şu anda 214 milyar TL değerinde bir yıllık gıda atığı var, gıda israfı var diye. Ve bunun 60 milyar TL'lik kısmı üretici, yani ev dışı tarafından bahsediyorum, kurtarılabilir durumda. Ev içi tarafında da keza aynı şeydir. Dünya istatistikleri diyor ki toplam israfın
%60'ı aslında kurtarılabilir durumda. Ne demek kurtarılabilir durumda? Bu gıdalar aslında hala SKT'si geçmemiş. Hala bir gıda güvenliği teşkil etmiyor, sorun teşkil etmiyor. Hala toplumun müteviyatını koruyor ve tüketilebilir. Fakat unutulduğu, bir depoda beklediği, evde bulduğunda beklediği sebeplerle çöp oluyor. Biz genelde Türkiye'de atık israf deyince hani tabakta kalan insanın yiyemeyeceği gibi düşünüyoruz ama aslında tabakta kalana gelene kadar çok büyük bir atık. Tamamen tedarik zinciri optimizasyonu olmaması, bu konuya o kadar çok önem verilmemesi gibi sebeplerle olur. Peki Olcay Bey, bu kurduğunuz sistem özel şirketlerin bu konudaki davranış biçimini değiştirmeye yetti mi ya da değiştirmeye başladı mı? Başladı. Bu bir adım, uzun bir yol. Yani biz fazla gıdanın Türkiye'deki gıda israfı önleme konusundaki sonuçlarını alacağını görebiliyoruz şu anki rakamlarla ve ivmeyle. Fakat bu 10-15 senelik bir yolculuk aslında. Çünkü ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre bu konudaki farklılıklarına yine baktığımız zaman Danimarka'da bulunduğu nerede, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri biliyorsunuz bu konuda öncelikli ve farkında yüksek ülkeler. Amerika olsun, İngiltere olsun, onların geldikleri yeri bizim bu işe ne zaman başladığımıza baktığınız zaman uzun bir yol olduğunu görebiliyoruz. Örneğin Almanya'da bu hareket başlayalı 25 sene olmuş. Yani teknolojiyi kullanmamışlar o zaman, şimdi bizimle beraber teknolojiyi de kullanmaya çalışıyorlar. Almanya'da da bazı işbirliklerimiz var. Fakat yani 25 senedir oluşan bir farkındalık, yani gıda adı, gıda bağışı gibi bir şey konuştuğunuz zaman sokaktan geçen bir insan da bunun nasıl değerlendirmesi gerektiğini öğrenmiş. Ama bizde henüz çok yeni. Hala gıda bağışından bahsettiğimiz zaman ya insanlar zehirlenmez mi sorular alıyoruz. Ya da işte onunla kim uğraşacak gibi sorular alıyoruz. Fakat bizde böyle bir noktada şu anda biliyorsunuz yapında aslında bu sene enteresan bir zamanlamaya da denk geldi fazla gıda. Bu sene bütün Türkiye gıda israfının sıfır atığı konuşuyor. Demek ki doğru noktada başladık. Ve biz bir sene içerisinde yaklaşık 700 tonluk gıda atığını önledik. Bu aslında hiç azımsanmayacak bir rakam. Bu sene için hedef 5000 ton minimum. Şu anda yaptığımız en temel değişiklik aslında firmaların gıda atığına bakışını ve tedarik zinciri, iade yönetimi, sistem entegrasyonları konularında bir adım atmalarını sağlıyor. Eğer ki bu adımlar daha hızlı atılabilirsek daha hızlı gideriz. Yani örneğin bizim bir firmayla görüşmelere başlayıp olumlu ilerleyen bir firmadan bahsediyorum. Yani bu konuda yakınım verip hani bu konuda bir şey yapmaya kararlı bir firmadan bahsediyorum. Operasyonların başlaması 9 ay sürüyor zaten. Akabinde belli bir hacime gelmesi bir 6 ayda aslında bir firma 1,5 yıl gibi emek sarf ederek bir noktada bu işi başlatabiliyor. Peki. Dolayısıyla evet. Olcay Bey, peki bu operasyonlarınızda birlikte olduğunuz ya da çalıştığınız firmalar daha çok böyle büyük perakendeci firmalar mı yoksa küçük hane bazından da başladınız mı? Şimdi yok, hane bazından başlamadık. Bu konuyu çok çalıştık başta, çok inceledik. Nereden başlamak, nasıl yapmak lazım diye. Biz perakendecilerle başladık. Perakendecilerle başlamamızın sebebi önce Türkiye'nin her yerinde perakende mağazaları var. Dolayısıyla en hızlı şekilde bu ağ kurmak, bu bilinci yaymak adına perakendeyle başlamak çok önemliydi ve günlükte azımsanmayacak seviyede ürünler her lokasyonda çıkıyor. Bu bir aslında lojistik optimizasyon olarak bakar önemli bir başlangıç noktası. Akabinde üreticilere, toptancılara, otellere geçtik. Şimdi çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Aslında tabii fazla gıda biz operasyonlarımızı, çözümlerimizi çok hızlı bir şekilde sahaya çeşitlendirerek indiriyoruz. O arada ilk toplantı yaptığımız, ilk görüştüğümüz firmalar hala aslında sadece mesela gıda bağışı akıllarında kalıyor. Biz sadece gıda bağışı operasyonu yapmıyoruz. Gıda bağışından sonra ürünlerin biyogaza gitmesinden, hayvan yemine gitmesinden, doğru şekilde değerlendirmesine, ikinci geri dönüşümle gibi çözümler de üretiyoruz. Dolayısıyla biraz süreç uzun ama her yeri kapsamaya çalışıyoruz. Yani Antalya'dan, Ankara'dan İstanbul'a kadar çok farklı bölgelerde her türlü üretici, dağıtıcı, otelde, perakendeye çalışıyoruz şu anda. Bir de şöyle bir sorum olacak benim Olcay Bey. Şimdi Avrupa'da az önce bahsettiniz biraz. Avrupa'da bu gıda bağışı ya da gıda dönüşümü çok uzun zamandan beri konuşuluyor, tartışılıyor. Hatta dallanıp budaklandı. Farklı oluşumlar da var.
Şimdi şuradan şey açmanızı istiyorum aslında. Türkiye'deki gıda bağışı mantığıyla Avrupa'daki gıda bağışı mantığının arasındaki farklar nelerdir? Ya da Türkiye'de oturmakta olan gıda bağışı mantık olarak Avrupa'yı yakalayabiliyor mu oradakileri? Şöyle, Avrupa diye genellemek de bu arada doğru değil. Ben Fransa'da, İngiltere'de, İrlanda'da ve Almanya'da uzun süre bu konunun içerisinde çalıştım, bulundum, inceledim. Bir kere ülkeler arasındaki bakış açısı ve işi ele alma konusu bile çok farklı. Önce de onu söyleyeyim. İkincisi, Türkiye'nin konusu tamamen farklı. Yani şöyle farklı. Türkiye'de gıda bağışı kavramı zaten, yani gıda bankacılığı kavramı da bilinmiyor tam olarak. Yani gıda bankacılığı için yapan birçok kurum var, gıda bankacılığı. Fakat maalesef bu kurumlar da bilgisayar sağlamadıkları için neticede finansal bağış alıp bu finansal bağışlarla ürün alıp ihtiyaçlarına yardım etmek zorunda kalmışlar. Kısmen gıda bağışı alıyorlar ama çoğunlukla gördüğümüz finansal yardım dönmüş. Hatta Türkiye'nin birçok bölgesinde zamanında gıda bankacılığına bağış alamadığı için gıda bankacılığını bırakıp nakdi yardım dönerse fazla gelmek istiyor. Bunun temel sebebi şu: Türkiye'de bizim zekat kültürü, sosyal yardım, aslında ihtiyaç en çok yapılan şey. Ve gıda bağışı konusu ise aslında iktidarı önlerken destekleyen konsept. Bunun tabii Amerika'da, İngiltere'de zaten 1974 yılında Amerika'da çıkanmış bu arada. Burada önemli olan son kullanma tarihi gelmemiş yaklaşmış. Geçen hata görmüş ama ürününde bir sıkıntı yok. Satılamadığı için çöpe atılacak olan aslında muhteviyatı uygun ürünlerin ihtiyaç sahiplerine bu mantığı. Türkiye'de tabii bu farklı saygılar var. Dernekler olsun, belediyeler olsun, gıda bankaları olsun. Biz hani paketi kötü paylaşmak döner mi? Ya da işte bir paylaşmayı ciddiye tartışıyorlar. Bu kaygıları taşımadır da operasyon Avrupa'ya farklı yolu bir şey oluyor. Bugün Almanya'ya bakarsanız 25 yıllık söylediğimiz operasyon tek tek restoranımız gerçekten çöpçü ayıplar. Yani çöpten kastımız ama şu benim yani orada çöp bizim çöpçüğün gibi karıştırılmaz var. Gıda bahçesine ayrı geri koyarlar. Bu ki demek ki ben bunu satamıyorum. Ve tek tek kurumlarımız var. Ayıplar. Ders ve ihtiyaçlar. Tek bir dağcılarını istiyoruz. Bu Almanya'da da böyle bir ülkede de. Ama Türkiye'de maalesef böyle değil. Biz aslında fazla gıda olarak bunu da anlatıyoruz ve burada bir değişim yaratıyoruz diyebilirim. Şimdi beraber çalışmaya başlayan birçok gıda bankı benliği taşıyordu. Bizimle birlikte birçoğu gıda bağışı hep böyle nakdi alışverişte. Şimdi şöyle bir durum var, yani bir derneğin de yıkık alabileceği nakdi bağış kapasitesi, örneğin 2 milyon liralık ya da 10 milyon liralık bağış aldınız, bununla yardım edebileceğiniz insan sayısı da belli. Bu bağışlar da hatta gıda alıp satmaya harcandığı için ekip yeteri kadar kurulamıyor, altyapı yeteri kadar kurulamıyor. Biz bu yüzden aslında şunu söylüyoruz: yardımı gıdayla yapın, aldığınız finansallar arada ekip kurun, araç alın, altyapı getirin. Ya örneğin birçok gıda bankasına gittiğiniz zaman hala soğuk hava deposu eksiği vardır. Biz mesela bunların yapılması konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Altyapı ekip kurumlarına destek olmaya çalışıyoruz. Halbuki dediğim gibi gelen gıdalar o kadar çok ki aslında her gün her yerde gıda. Bu gıdalarla yeteri kadar yardımcı olabilir. Öncelikle bu düşünce şeklinin Türkiye'de farklı bu. Olcay Bey, bir de Türkiye'deki vergi sistemiyle ilgili de herhalde bir sıkıntı var. Biz de geçen hafta da hatta vergiyi de işlemiştik programımızda. Ama sizin de hani bazı röportajlarınıza baktığımızda vergi sisteminin atığa teşvik ettiğini, aslında onu kullanılmaz hale getirdiğini söylemişsiniz. Bu konuyu da biraz açarsanız. Yapmak gıda bağışı yapmak da bir kere vergiden ceza alır. Biz bunu savunmuyoruz bu arada. Defakta genelde TL değerinde bir ürünü bu 60 lira. Galiba
Olcay Bey, sanırım internette bir sıkıntı var. Şu an sesiniz bize çok boğuk geliyor. Şu an geliyor mu? Evet, şu an gayet iyi. Tamam. Şunu söylüyordum. Fransa'daki vergi teşvikler ki bir firma eğer ürünlerini bağışlarsa çöp atmak yerine satamadıklarını ürünün de 100 TL'si 60 TL'sini vergiden düşürür. Şimdi bu aslında Fransa'da gıda bağışının çok hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayan en önemli teşviklerden bir tanesi. Keza Almanya, İspanya, Portekiz, Amerika bunlara baktığınız zaman da vergi teşviki çok büyük. Fakat Türkiye'de de aslında burada kağıt üzerinde bir vergi teşviki var. Şöyle diyor, aynen Amerika gibi ilk bakışta görünen %20'lik bir vergi teşviki var gibi görünüyor. O da şöyle konumlanmış, diyor ki ürününüzü bağış yaptığınız zaman kanunen kabul edilebilir gider yazarsınız ve böylece %20'lik bir aslında gelir vergisinden indirim teşkil etmiş olursunuz. Fakat diğer bir uygulama Türkiye'deki vergi bir kilo oranları uygulaması var. Firmalar atıkları eğer kilo oranlarının altındaysa yine kanunen kabul edilebilir gider yazıp %20'lik vergi indirimini alırlar. Zaten pratikte incelediğimiz zaman firmaların atıklarının neredeyse %90'ı kilo oranlarının altında. Dolayısıyla yani %0.2 ürüne göre değişiyor. Böyle olduğu için firmalar bunu bağış yapsalar da yapmasalar da zaten vergiden aynı şekilde düşüyorlar. Burada bir teşvik yok öncelikle. Ben çok firmayla görüştüğüm zaman projeye girmeyi ilk etapta bu sebeplerle düşündüler. Yani ben çöp atarım, çöp atmak daha kolay. Çünkü bağış yapmak için ekstra bir takip, ekstra bir ekip, ekstra bir prosedür vesaire vesaire gerekiyor. Şu an çöp attığım zaman daha bir finansal getiri elde ediyorum, dönüş alıyorum. İkincisi, şimdi Ağbal'ın bildiği raporunda üzerine sağlıklar. Gıda bağışı yapıldığı zaman ürünler faturalarında %0 KDV ile ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla satılan malın maliyetinden bir fatura bağış faturası kesilir. Böylece giderleştirilir. Fakat %0 KDV ile yazıldığı için bağış yaptığı zaman üretici ya da perakendeci bu bağışın KDV'sini üstlenmiş oluyor. Yani az önce anlattığım fire oranları kapsamında imha ederse KDV'sini geri alıyor, bağış yaparsa KDV'sini geri alamıyor. Böyle olunca ne oluyor? Aslında zaten diğer giderleri kimse kısmında bir fark yok. Yani bir ortamlarıyla aynı. Bir de üstüne üstlük bağış yaptığı zaman fire oranı kapsamını çöp atmak yerine. Galiba şu anda... O zaman tasarlayabilir. Böylece bu tarafta aslında bir eşitlemeye gelindi. Fakat ekstra bir teşkiler var. Bu estatistik için de Gıda Bankası'nın yine verdik raporlarımızı. Bu konuda sonuçları bekliyoruz. Bir bu taraf var aslında yan. Diğer yanda da şöyle bir durum var. Şimdi atıklarını ne yapıyorlar? Çöplerini en yakın belediyenin çöplerine gömüyorlar. Daha gömüyorlar. Bunun bir ton başı maliyeti var. Ve bu maliyeti 100 lira, 120 lira gibi düşünüyorum. Kabaca gıdada. Fakat bu işi gıda bağışı yapmaya kalktığı zaman sadece lojistik maliyeti bundan fazlaya geliyor. Yine böyle olduğu zaman firma diyor ki yani bunu çöpe atarım daha ucuza gelir. Şu an beraber çalıştığımız kurumlar bu konuda daha vizyoner diyeyim yani öncelik veriyorlar ve ekstra bir maliyete katlanıyor. Yani bunun lojistiği, depolanması vesaire sırf ürün çöp olmasın diye. Ama bu konuda düzenlemelerin çok acilen yapılması lazım ki bu firma aslında iyi niyetle yaptıkları bu çalışmada mağdur olmasınlar. Evet, Olcay Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için vakit ayırıp. Teşekkürler. Evet, değerli Medyascope TV izleyenleri, bugünkü programımızda fazla gıdayı konuştuk. Fazla gıda nasıl bir ortamda doğdu, neler yapıyor, neler yapmayı planlıyor onları konuştuk. Bizi fazla gıdanın kurucu ortağı ve CEO'su Olcay Silahlı anlattı bu konuyu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.